Merhaba sayın seyirciler, ben Joker. Tehlikeli Yarış'ın yeni bölümünde birlikteyiz. Abuz ile beraber karşınızdayız ve yepyeni bir yarış parkurunda süper çok hızlı arabalarla yarışacaklar A grubu yarışçılarından 5 kişi. Batman, Deadpool, Karınca Adam, Venom ve Baldi yarışacak bugün. A grubunda liderim, Abuz ile benle beraber lider şimdilik. Ve ilk yarışı Batman'in 14 puanı var. Sen de yorum oku Abuz'a. Baytaç, Ripley. Abi lütfen bir sonraki yarışta herhangi bir yarışmacı Ferrari FXX ile yarışsın. Azerbaycan'da selamlar, selamlar kardeşim. Batman, yarasa adam, yarasa gibi uçuyor Ferrari'si ile birlikte. Girmeyi başardı sol cendeliğine ama pek düz giremedi. Taklalar atarak girdi, au! Pervane patlattı arabayı. Ferrari, yarasa adama yaramadı. Evet, Batman geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Ufacık bir pervane nelere yol açtı? Ufacık değil o, kocaman pervane. Evet, çok büyük. Sıradaki yarışçıya geçelim. Sıradaki yarışçı Deadpool arkadaşlar. Deadpool A grubunda 11 puanla 7. sırada. Venom'la puanlar aynıymış. Evet, ikisi de sondan 3. sırada. Yakında sonunculuğa düşerler bence. Neden? Alttan Baldi yardıra yardıra geliyor. Adam 3 kere yarış bitirmiş ya. Tamam, vazgeçtim. Ama puanı 7'ye çıkarmış Baldi. Ama neyse, şimdi Baldi yarışmıyor. Deadpool hakkında konuşalım. Tamam. Kayra Emin, bir sonraki yarışta birisi Lycan ile yarışsın demiş. Deadpool da Lycan ile yarışıyor. Kırmızı ve siyah renklerde boyamış arabasını. Yani kendi renklerinde boyamış. Kendi boyamamıştır ya. Araba zaten öyledir. Deadpool'un işi gücü yok, araba mı boyayacak kardeşim? Boyacı mı bu Deadpool? İyi, sen bilmiyorsun. Bu Deadpool var ya, çocukken sanayide çalışmış. Kaportacı da orada boya yapıyormuş arabalara. Nereden çıkardın kardeşim bunu? Tabii öyle. Deadpool'un babası demiş ki, okuyacaksan adam gibi oku, büyük adam ol. Yoksa demiş seni çırak olarak sanayiye gönderirim demiş. Sanayiye göndermiş yazları. Sonradan süper kahraman olmuş da kurtulmuş şeyden. Sanayide çalışmaktan. Ama boya yapmayı da öğrenmiş tabii. Sanayide çalışmak suç mu kardeş? Suç değil tabii ki. Sanayide çalışmak bayağı efor gerektiren bir iş. Yani ağır bir iş, ağır. Tamam, tam Deadpool'luk iş işte. Ama süper kahraman olmayı tercih etmiş, yoksa sanayici olacakmış. Kaportacı daha doğrusu. Deadpool! Patlattı arabasını. Deadpool öncelikle geçmiş olsun. Sen hiç sanayide çalıştın mı kardeşim? Sanayi mi? Ne sanayisi? Ben hiç sanayiye gitmedim bile. Uydurukçu abuzu. Deadpool ne anlasın kardeş? Gitti, haberi yok. Böyle saçmalık mı olur ya? Şimdi de A grubunun kara... Adama! Kara, kara, kapkara! Kömür gözlü, badem gözlü, çikolata dudak! Çok saçmamış oldu, olmadı ya! Venom yaşıyor, Venom, ha Venom diyecektim. Evet kardeşim, böyle boşu boşuna uzatıyorsun. Venom 8. sırada 11 puanı var. Deadpool yarışı bitiremedi, puanları aynı. Venom puan alırsa, evet, 8. sıradan kurtulur. Hangi arabayla yarışıyor? Toyota Supra ile yarışıyor. Bakalım yorumu okuyalım. Melih Kemal. Abi bir sonraki yarışta herhangi bir yarışmacı pembe bir araçla yarışabilir mi? Sizi çok seviyorum. Hatay'dan selamlar. Selamlar kardeşim. Pembiş pembiş bir Toyota Supra ile yarışıyor Venom. Bak, Venom dediğin adam, yani benim bildiğim Venom böyle kapıskara bir arabayla yarışır. Kapkara, kapıskara. Kendi gibi kapkara, simsiyah. Ama gitmiş seni kıramadığı için pembe arabayla yarışıyor bak. Aferin Venom'a. İşte böyle izleyicisine saygılı olacaksın. Değil mi Joker? Evet, evet kardeşim, evet. Bak, izleyicisine saygı duyarsan böyle güzel yarışırsın. Bak bak, ne güzel takla attı, bak bak. Taklacı güvercin gibi takla attı Venom. Taklacı Venom. Bak, pervanelerden ne güzel geçiyorum. Venom, aferin sana. Neden? Çok güzel yarışıyorsun pembe arabayla. Pembe arabanın hakkını veriyorsun. Evet. Büyük 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 dedem. Kara müsalli Venom efendi pembeyi çok severmiş. Keşke demiş, pembe bir arabamız olsaydı demiş. Ama o zaman da araba icat edilmemiş. Şimdi büyük 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 dedemin bu isteğini yerine getirmek için böyle pembe bir arabayla yarışayım dedim. Madem takipçilerimiz de istemiş, yarışayım dedim yani. Aferin sana. İşte böyle ol. Tamam bak tamam, arabayı da düzelttim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bu yarışın sonu birincilik galiba. Gidiyorum. Birazdan bir ok atacağım. Çok hızlı bitireceğim. Evet, ha gördüm. Gördüm, bütün çizgisini gördüm. Şuradan da bineyim ha. Gidiyoruz.
Yüzüz hadi bakalım. Çap çap geleceğiz. Çalacılar cumburlayla hap hop. Hala hula cumburlayla. İşte bu kadar. Olmadı. Bitti mi? Anam bitti galiba. 1 dakika 58 saniyede bitirdim hanım. Bravo hanım. Yalnız ucuz kurtuldum. Pervane seni tanka çarptırabilirdi. Evet ucuz kurtuldum hanım. Tamam kurtuldum ya. Ha. Ucuz mu pahalı mı pek ilgilendirmiyor beni. Sıradaki yarışçı karınca adam arkadaşlar. Oo, karınca adamın 19 puanı var. Oo, şaşırdım. Güzel puan toplamış. Evet hadi yorumu oku. Ben şiir yazdım karınca adama şiir okuyacağım. Neden hep karınca adama şiir yazıyorsun kardeşim? Hoşuma gidiyor diyebiliriz. Hadi oku yorumu. Tamam. Cefan Sunay abi bir sonraki yarışta herhangi bir tuatara ile yarışın. Rengi mavi olsun. Bulgaristan Hasköy'den selamlar kardeşim. Mavi renkli SSC tuatara ile yarışıyor karınca adam. Evet şimdi Abuzi'den karınca adam için yazdığı şiiri dinliyoruz. Evet öncelikle şiirimin adı karınca adam. Şaşırmadım. Ceviz adam olacak hali yok ya. Okuyorum. Sabah çıkıp akşam eve varınca, yemek yiyip sonra gece olunca, yatağına yatıp başımı yastığa koyunca, mışıl mışıl uyur bizim minik karınca. Sabah olup karınca uyanınca, anlar acıktığını karnı guruldayınca, ocağı yakıp üstüne kavayı koyunca, biraz yağ ekleyip üstüne yumurta kırınca, taptaze ekmekle 3-5 lokma alınca tuzunu katmayı unutmuşum der bizim şapşit karınca. Çok duygusal bir şiir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu mu duygusal? Yumurtasına tuz katmayı unutmuş kardeşim. Ne var ki bunda? Sonradan katıverir. Sonradan katıverir. O kadar kolaydı sanki. Kardeşim al işte ya. Karınca adam da patladı. Gerçi bana ne ya? Ben niye üzülüyorum ki? Geçmiş olsun karınca adam. Senin için yazdığım şiiri dinledin değil mi? Evet, dinlemeye çalıştım Abuzi. Teşekkür ederim. Sadece teşekkür mü ediyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? İnsan bir ne güzel şiir yazmışsın der. Pek beğenmedim ben. Sen yaz o zaman da görelim. Tamam, sen yazamazsın, boşver. Bugünün son yarışçısı Baldi arkadaşlar. A grubunda 7 puanı var ve sonuncu sırada Baldi. Bir kere birinci olmuş, iki kere de ikinci olmuş. 7 puan toplamış Baldi. Evet yarışta araba bugün Dodge Charger GDM Core. Abi bir sonraki yarışta herhangi bir Dodge Charger ile yarışsın. İstanbul'da selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Baldi çok değişik bir Dodge ile yarışıyor. Arkada sanki uçak motoru gibi motor var. Çok değişik. Baldi bu arabanın daha yeni modelleri var. Sen niye bunu seçtin kardeşim? Ne fark eder? Profesyonel yarışçılar eskisiyle de birinci olur, yenisiyle de birinci olur. Benim için hiç fark etmez. O kadar profesyonel yarışıyorum ki bu eski antika arabayı bilerek seçtim. Eski bir arabayla bile birinci olabileceğimi göstereceğim size. Kardeşim, o kadar profesyonelsin madem. Neden grupta son sıradasın acaba? Tabii çift düştü araba. Oo, tamam dur. Dur açıklayacağım. Neden sonuncu sıradayım? Sizin yüzünüzden. Nasıl yapıyorsunuz siz ya? Hep puanlarınızı nasıl alıyorsunuz ya? Kesin bu işte bir bit yeniği var, bit yeniği. Bizi hile yapmakla mı suçluyorsun kardeşim? Evet, bizi hile yapmakla suçluyorsun bence Baldi. Siz birinci misiniz? Evet, ikimiz de birinciyiz. Nasıl birinci olursunuz ya? Sizin gibi bir adam nasıl birinci olabilir? Benim kafam almıyor. Hadi ben birinci olsam anlayacağım da siz birinci olunca anlayamıyorum ben. Kardeşim, senin anlamadığın çok şey var bence. Anlasaydın sonuncu olmazdın. Teşekkür ederim iltifatın için. Elimden geleni yapacağım Joker. Evet, bu yarışta birinci olayım da bu iltifatlarına layık olmaya çalışacağım kardeşim. Ters anladı galiba. Pervaneler işini bitirecek. Evet, pervane dönmesine izin vermiyor. Baldi. Aa, döndü. Evet, gidiyoruz, şimdi gidiyoruz. Evet, evet bir sağa bir sola, dümdüz gitsene bir araba ya. Ne biçim araba bu ha? Heh, tamam. Bak şimdi, şuradan bir roket edeceğim birazdan. En kısa sürede yarışı bitiren yarışçı olacağım. Tehlikeli yarış tarihinin en kısa sürede yarış bitiren yarışçısı Bazi. 7. sezonda şampiyon olmazsam bana da Bazi demesinler. Başka bir şey desin, başka Bazi desinler. İşte bitirdim ben. Birinci mi oldum? İkinci olduk kardeşim. 2 dakika 12 saniyede bitirerek Baldi ikinci oluyor. Nasıl ikinci oldum? Önümde kimse yoktu. İlk ben bitirdim. Herkes arkamda kaldı. Kardeşim herkes tek tek yarışıyor ya.
Tövbe tövbe. Kim yarışıyor o herkes ya? Bugünkü tehlikeli yarışın birincisi Venom oluyor arkadaşlar. Puan 14'e çıkardı. 7. sıraya yükseldi Venom. Evet, Baldi ikinci oldu bugün. Puanı 9'a çıkardı. Hala sonuncu sırada ama böyle devam ederse sonuncu sırada kalmaz Baldi. Evet, bir yarışın daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki yarışta kimler yarışacak? Joker, ben, Kuzen Joker, Demir Adam ve Kara Panter yarışacak. Haydi hoşça kalın.